Dışarıdan bakınca her şey çok normal gözükebilir. Ama şu anda içinizde küçük savaşlar patlamakta. Bu savaşların sebebi hücrelerinizin devamını sağlayan, sizi ve onları canlı tutan moleküler makineyi kontrol etmek. Peki saldıranlar kim? Küçük ama ölümcül virüsler. Su çiçeği, grip veya nezle geçirdiyseniz hücreleriniz virüslerle savaşıp onları yenmiş demektir. Hücrelerinizde moleküler makine üretme gücünde olan fabrikalar bulunur. Virüslerin kendilerini kopyalayabilmeleri için bu fabrikaları gasp etmeleri gerekir çünkü kendilerine ait fabrikaları yoktur. Her virüs dış hücre duvarında delik açıp kuvvetlerini içeri gönderen küçük bir tank gibidir. Bu işgalciler fabrikanın ana merkezindeki plan ve kılavuzları değiştirerek fabrikanın daha çok virüs tank üretmesine sebep olur. Bu süreç hücrenin patlayıp açılmasına sebep olacak kadar çok tank ürettiği ana kadar sonlanmaz. Eğer bir hücre boyutunda olsaydınız virüs saldırısı işte böyle görünürdü. Çoğu virüs bir protein kabuğundaki genetik bilgi yani DNA veya RNA'dan biraz daha fazlasıdır. Virüsler bir hücreye bağlanıp hücre içine genetik kodlarını enjekte eder. İşgal edilmiş hücre bu kodu kendi koduymuş gibi düşünür ve yeni virüsler üretmek için virüs protein bileşenleri yapmaya başlar. Yeteri kadar virüs toplandığında virüsler hücre zarından içeri girer ve tüm süreç yeniden başlar. Neyse ki hücreleriniz kendi savunma mekanizmalarını geliştirmiş durumda. Grip olduğunuzda ilk olarak virüsler kazanır. Fakat zamanla bağışıklık sisteminiz işgalcileri tanıyıp yok etmeyi öğrenir. Bazı bitki ve hayvanlarda çok kısa süre önce keşfedilen bağışıklık tepkilerinden biri de RNA müdahalesidir veya kısa adıyla RNAi. Hücreler dicer yani doğrayıcı denen bir protein üretir. Bu protein her zaman çift sarmal RNA için tetiktedir. Yani birçok virüsün kullandığı fakat hücrelerin çok nadir olarak kullandığı RNA. Dicer bu RNA'yı bulduğunda böler. Dicer proteini tüm virüslerin buradan geçmesini engellemez. Zaten böyle yapmasına gerek yok çünkü RNAi'nin çok iyi bir numarası var. Bölünmüş RNA parçalarını virüse karşı silah olarak kullanıyor. Bu bölünmüş RNA'lar virüsün kendini kopyalamak için oluşturduğu planın parçalarıdır. Bu virüs hücre fabrikasını gasp etmeye çalıştığında artık RNAi molekülleri hazırdır. Tüm protein toplama yörergelerini bölünmüş RNA parçalarına karşı kontrol ederler. Eşleşen her bir şey virüsün üretmeye çalıştığı bir şeydir. Dolayısıyla protein oluşmadan önce hücre bunu keser. İşte hücre virüsü böylece yener. RNAi yalnızca müthiş bir savunma silahı değil, aynı zamanda biyolojik araştırmalar için güçlü bir araçtır. Bilim insanları bir seferde bir geni kapatmak ve bunun hücreyle organizma üzerindeki etkisini araştırmak için RNA müdahalesinin aynı temel mekanizmalarını kullanabilir. Örneğin bir geni kapatmak mor bir çiçeğin tüm pigmentlerini kurutabilir. Bir başka gen ise bir bitkinin zehirli kimyasal üretmesini engelleyip bitkiyi yemek için güvenilir hale getirebilir. Bilim insanları insan hücrelerinin virüslerle RNAi yardımıyla doğal olarak savaşıp savaşmadığını henüz bulabilmiş değil. Fakat bir gün kansere ve genetik bozukluklara sahip olan hücreleri etkisizleştirmek için RNAi'yi kullanmamız mümkün. Bu arada virüsler ve hücreler büyük virüs savaşlarında üstünlük kazanmak için zekice silahlar geliştirmeye devam edecek.